Ben de uzak dur o kızdan, yoksa aileni kaybedersin dedim. Biraz bozuldu tabii. Ama sonuçta Tunç'u da korumamız lazım Feride'den. İyi demişsin kızım, aferin. Ayağını denk alsın, yoksa dımdızlak bırakırım kapının önüne. Yine kimi kapı dışarı ediyorsunuz? Hoş geldin. Tunç'u diyorum. Feride ile dolaşıp duruyor ortalıkta. Çanak tutuyor beslemeye. Başımıza bir bela açacak. Ama sen meraklanma. Yıldız da konuştu ben de. Kendine bir çeki düzen verir artık. Baba. Ne söylediğinizin farkında mısınız? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Tunç bana ihanet etmez. Oğlum, kız Tunç'un evine yayılmış. Kol kola ortalıkta dolaşıyorlar. Ne yapsaydım? Aferin mi deseydim? Bir daha yaklaşmasın o yılana. Bu yüzden mi Feride o evden ayrıldı? Baba, böyle olmasını sen mi istedin? Aa, taşınmış mı? Feride şirkette sabahlamıştı. Şuna bak, şimdi gitmiş benim şirkete yayılmış. Asalak. Baba, böyle olmasını sen mi istedin diye bir soru sordum. Evet. O kızı evden at demedim. Ama öyle yaptıysa aferin. Doğru anlamış. Sonra karşıma dikilip dayı ben aşık oldum demesin. Derse de olacakları önceden bilsin. Silerim Tunç'u. Baba yeter. Tunç benim kardeşim. Ve ben kardeşime güveniyorum. Onunla kimsenin böyle konuşmasına da izin vermem. İyi günler. Ben rahatsız etmeyeyim sizi. Buraya gel. Bana bir söz verdin. Feride ile alakam yok dedin. Sadece iş. Duydunuz mu? Tunç benim kardeşim. Ve ben kardeşime güveniyorum. Git Feride'yi bul ve evine getir. Cüneyt! Hay Allah'ım ya. Baba, Feride'yi tehdit edip uzaklaştırmaya çalışman korktuğunu gösterir. Ben korkmuyorum. Tunç Ateş Bey'e bir söz verdi. Ve sözünü tutuyor. Git Feride'yi bulun.